Sebep Sonuç YouTube kanalından herkese merhabalar. Deniz Stratejici'yle tekrar karşınızdayız. Yine konuğum Haluk Özdil Beyefendi merhaba. Karşımızda. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Emel. Bugün gene galiba zorlayacak sorular var. Bakalım neler çıkacak. Bakalım hocam neler evet. çıkacak. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Tabii ki dünya iyiye gitmiyor her zamanki gibi. Daha önce anlattıklarımız bir devreye girdikçe tabii ne kadar iyi olunursa biz de o kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Bir film sahnesi gibi adım adım bir yere doğru sürüklüyorlar bu dünyayı. Bizler de seyirci olarak izliyoruz. Durun bakalım nereye kadar gidecek. Evet. Hocam evet. Güneş patlaması nedeniyle NASA bir açıklama yaptı. Evet. Siz de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptınız. Bir grup kişiler tarafından da linç edildiniz. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Yani maalesef şöyle söyleyeyim. Beyin önemli bir organdır. Yani insan için aslında vazgeçilmez olduğunu düşünüyordum ama bu son yaşadıklarımdan sonra bazı kişiler için beyin sadece kafatasının içindeki sıvıda yer alan cevize benzer beyaz bir organmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Beyin kullanmak içindir. Kafatasının içinde süs olarak durmamalı. Biraz çalıştırmak gerekiyor. Beyni ne kadar çalıştırırsanız o kadar gelişirsiniz. Olmayan bir şey için linç etmeye çalışmayın. Çünkü NASA'nın, bak olayı şu, 2 gün önce yapmış olduğu açıklamayı aldım, videomla yayınladım ve dedim ki böyle böyle biz bunları zaten biliyorduk. 2020 yılından beri işliyorduk, güneş patlaması gelecek ve dünyada bir dijital kıyamete yol açacak. Bunun kurtuluşu yok, dedik. Çünkü güneş patlıyor. Bu bizim fikrimiz değil. Yani NASA bunu... İşte en sonunda bizim 2 yıl önce söylediğimiz aslında gene biz NASA'dan öğrendik bunları ya da bilim insanlarından öğrendik. Yani biz bunları kendimiz de uydurmadık. NASA tekrar gündeme getirdi ve dedi ki pazar günü bir takım kesintiler olacak. Yani navigasyonlar, işte elektrik tesisatlarında şurada burada sıkıntılar olacak dedi. Yani trafolarda falan. Vay efendim işte o bir grup beynini süs olarak kullanan kişiler. Ben acımasız davranayım çünkü çok acımasız ve terbiyesizce davrananlar var. Dolayısıyla bilince kalkıştılar. Ne oldu? Pazar günü işte İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da elektrik kesintileri, navigasyonlar sapıttı. Uçakların navigasyon sistemleri arızalandı. Uçak seferleri yapılamadı falan. Şimdi bunu gördükleri halde ertesi gün bana şöyle bir eleştiriyle geliyorlar. Benim evde radyom çalışıyordu. Benim evde elektrik kesilmedi. Şimdi bu kadar sığ açıdan bakıp karşı tarafı eleştirmeye çalışırsanız biz boşa konuşmuş oluyoruz diyeceğim ama tabii ki bu azınlık ya. Bu söylediğim çok bir avuç insan. Yani amaçları beni yıpratmak ama onun dışında sağ olsunlar zaten bizim yüz binlerce takipçilerimiz var. Evet. Bir o kadar da hani bizi seven bizi insan var. Onlar zaten ne olduğunu gördüler. Yani sonuçta teşekkür eden de birçok insan var ki biz bunu o malum sıvılarda da yaptık. Yani hala birçok insanın duasını alıyoruz. Bir şeyleri engellediğimiz için çok açık konuşmayayım da hani sıkıntı gelmesin. Şimdi geldik bugüne. NASA'da böyle bir açıklama sonrasında dedi ki bu orta seviye. Asıl bunun bir üst seviyesi var. İşte 21 Şubat'ta 21 Mart hatta Mart sonu olabilir. 2024 olarak evet, hocam. 2024, 21 Şubat, 21 Mart arasında çok ciddi bir patlama bekliyoruz. Asıl büyük patlama o zaman. Bunun anlamı şu, yani İngiltere Başbakan Yardımcısı, adını unuttum şimdi, geçtiğimiz 15 gün önce bir açıklama yaptı. Dedi ki mum, işte radyomu daha sonra çevirdi, tesise çevirdi, stok yapın, yiyecek stoğu yapın anlamında. Şimdi su, yiyecek stoğu yaparsanız benim aklıma Dünyayı Arkanda Bırak filmi geliyor. O da malum günden dolan bir film hocam. Herkes o filmi konuşuyor. O Netflix'teki şey, onu izledim. Evet, oradaki mesaj çok açık. Dünya bir kaosa sürüklenirken, kontrollü bir kaosa. İş kontrolden çıktı. Kontrolsüz bir şekilde yürüyen ve dünyayı bir felakete götüren kaosa dönüştü. Şu anda gerçekten o film gerçek oldu. Yani o film aslında var olan bir gerçeği aktarıyor. Şu anda yaşadığımız günlerde insanlar farkında değil. Kaosun içinde yuvarlanıyoruz. Devletler de yuvarlanıyor. Şu an devlet yöneticileri ne yaptıklarını bilmiyorlar.
Yani bilemiyorlar daha belki doğrusu. Belki biliyorlardır hocam. Niye bilmiyorum? Hayır. Nereye gittiğimizi biliyorlar. Bunu halka açıklayamazlar. Kaos çıkar. Zaten kaos yavaş yavaş çıkmaya başladı. Susuyorlar. Sanki hiç yokmuş gibi iç meselelerle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Ama dünyanın nereye gittiğini görüyorlar. Hepsi tedirgin. Bütün ülke yöneticilerinden söz ediyorum. Fakat çare üretemiyorlar. Çünkü iş kontrolden çıktı. Bak en basit olan ekonomik sıkıntı, enflasyon bile kontrolden çıktı. Artık kontrol edilemez hale geldi. Fed en sonunda iflas bayrağını çekmek üzereyken faizleri düşüreceğim dedi. Şimdi faizleri düşürmek emtia fiyatlarının artmasını engelleyebilecek mi? Göreceğiz. Bugüne kadar klasik IMF yöntemleriydi bu. Yani faizi yükseltir, nakdi çekersin piyasadan. Dolayısıyla nakit kullanımı azaldığı için de talep azalmış olur. Talep azaldığı zaman arz azalır ve otomatikman hani fiyatlar geri düşer. Çünkü satış azalır. Mecbur kalır firmalar fiyatları indirmeye diye düşünüyorduk. Ama iş öyle gitmiyor şimdi. Şu anda kapitalizm yani ekonomik sistem bir çöküntünün içinde deprem yaşanıyor. Artık bu eski klasik sistemle parayı çekelim sonra hani gene kredileri serbest bırakalım yöntemi çok klasik. Bilinen bir sistem. Türkiye bunu 2002'lerde, 2003'lerde yaşadı. Ondan sonra normale döndü. O hükümete de seçim kaybettirdi. Ecevit MHP hükümetiydi. Ondan sonraki yıllarda işte 2008'de yaşadık. Ama bu sefer tarih tekerrür etmeyecek gibi. Çünkü onlar sisteme yamaydı. Şimdi sistem yama kabul etmiyor. Çöküyor. Ve çökmesinin sebebi ortaya çıkan yeni aktörler, yeni devletler ve bunların en başında Çin ve tabii ki Asya'daki büyük güç yani şeyler, güçlü devletler ve dolayısıyla bölgesel devletler geliyor. Şimdi o yüzden bir kaos oluştu. Bu kaos içinde rezerv para olan dolar anlamını da yitirmeye başladı. Yani Amerika'nın şu anki tedirginliği ve de hırçınlığı bu yüzden. Yani rezerv para değerini kaybederse dolar Amerika zaten tümüyle kaybeder. Şimdi canhıraş biçimde dijital dolara geçmeye çalışıyorlar. Dijital paraya. Bütün devletler aynısını yapmaya çalışıyor. Ama Amerika için olmazsa olmaz rezerv para dolardır. Çünkü dolar Amerika'ya güç sağlıyordu. Doları Amerika'nın elinden alırsanız güç olarak Amerika bütün dünyayı bence bir cehenneme çevirmeye şey yapar, karar vermiştir büyük ihtimal. Zaten şu anki gidiş de o. Kontrollü bir kaos politikası izliyordu. Fakat iş kontrolden çıktı. Bu kaos Amerika'nın da başını yakar. Ve dünyanın da başını yakar. Peki hocam, hani güneş patlaması olduğunda hani tamam. Biz sadece tamam güneş patlamasını bekliyoruz. Çünkü NASA'yı dediğiniz gibi NASA'nın bilgileri bizim için kıymetli ve önemli. Büyük sıfırlanmayı da bekliyoruz. Ne diyorlar? Tamam. Elektrik kesintisi. Şimdi bu elektrik kesintilerinden en önemli konulardan bir tanesi de evet bankamatik kullanımları. Onları da kullanamayacağız. Yanınızda nakit paralar bulundurun diye şimdiden onun da önlemini almamız için bize böyle küçük tiyoları da önden veriyorlar. Şimdi dediğim gibi, şimdi sizin de söylediğiniz gibi bu sefer para piyasaları değişmiş de olacak belki bu sıfırlanmadan sonra. Para piyasası kalacak merak ediyorum da. İşte para o zaman yani. Ne olacak? Evet yanımızda ne diyorlar? Kredisizler bankamatiği kullanamayacaksınız. Orada sıfırlanma olduğunda. Şimdi şöyle sen tabii bu bizim anlattığımız senaryoların zaten aynısını güzel özetledin bize. Ya olayın özü şu. Zaten öyle büyük güneş patlamasında elektronik aletler çöktüğü zaman ne bankalar ne de bankamatikler çalışır halde olmayacak. Çünkü her şeyimiz dijital üzerinden yürüdüğü için yani banka hesaplarından tut işte bankamatiklere kadar hatta internette kullandığımız EFT olayları evet. Tamam mı? Bunların hiçbiri olmayacak. Dolayısıyla dışarıda geçerli olan tek şey ne olacak? Nakit. Ama nakit geçerli i̇şte olacak. Yastık altı mı yapacağız hocam? Bir dakika şimdi nakit ne kadar geçerli olacak? Geçici bir süre evet. Ama o biraz önce adını verdiğimiz Dünyayı Arkanda Bırak filminden yola çıkarsak orada bir tane bencil bir adam var. Yani o komşusuna şöyle diyor. Çek git başımdan. Çünkü bir ilaç lazım. Komşusu ilaç için bir deste para veriyor. Bin dolar. İki tane ilaç için. Adam şöyle diyor. Çekil git. Artık diyor o kağıt parçalarının anlamı kalmadı.
Bana diyor mücevher var. Şimdi olayın özü şu. Altını olanlar avantajlı duruma geçecek ama burada da büyük altınlardan söz etmiyorum. Şimdi büyük parça altınım var diyelim, kolyem var. Ne yapacaksın? Bana bir kilo şeker, iki tane ekmek ver deyip kolye mi vereceksin? Çaresiz kalırsam verirsin. Ama filmde aslında birazcık da onu anlatıyor. Tam hocam. Onu anlatıyor yani işte. Artık değiş tokuş yapma tamam. Zamanının geldiğini. Ha, takas sistemi. Takas sistemi. Yani takas sisteminde sen bana işime yarayacak bir şey ver, ben de sana vereyim. Evet. Ha bu ileriki felaketler aşamasında ama ilk başta evet nakit geçerli olabilir. Nakit parası olanlar daha avantajlı konuma gelecek. Ne yapacak? Bakkala girecek, markete girecek. Adam çalışmıyor. Sana bedava para, hani mal verecek hali yok. Diyecek ki bana şey ver. Nakit. Nakit. Tamam mı? Evet, nakit ilk etapta etkili ama bu gerçek anlamda büyük bir felakete dönüşürse, geri dönülmez bir yola girerse dünya, o kağıt parçası olarak kalacak para, hükmü kalmayacak. O zaman bu kaosla birlikte gelişen bir olaydır. Tek bir şey geçerli olacak, altın. Altın. Altında da her zaman konuştuğumuz mevzu altın, altın, altın diyoruz. Küçük altın tutacaksınız evet. Yanınızda. Yani illa tutmak istiyorsanız büyük parça altınları tutmayın. Atıyorum işte 10 gram, 20 gram, 50 gram tutmayın. Yani tek parça. Hani gram altın var ya küçük küçük, en küçüğünü tutun ki ileriki zamanda atıyorum işte ekmek, peynir, yumurta, süt aldığında gram altın ver ki ona göre de hani bir işlem yap, o gram altı karşılığını al. Yani zaten senin öyle kilo kilo altın olduğunu görürlerse sen yalnızca evde de başlar. Hayır evde de zaten yani risk, evet, altına girersin. Risk altına girersin. Gelir evine işte çünkü o anda hani güvenlik sorunu nasıl olacak? Çünkü başına bir şey geldiğinde hiçbir şey çalışmadığı için güvenlik güçlerini arayabilecek misin? Arayamayacaksın. Kaos. Yok. Çıkacak bir kaos. Dönem yaşarız. Yani tıpkı o filmdeki gibi işte kendi güvenliğini kendin mi sağlayacaksın? Bunların hepsi soru işareti. Dünya o tarafa doğru sürükleniyor maalesef. Bak maalesef bir grup şeytan, firavun bilerek ve isteyerek dünyayı bu tarafa doğru getirdiler. Bu işin zıvanadan çıkmasını sağladılar. Çünkü kaosu bir kere tetiklersen, tamam mı? O kaos kontrollü kaos olmaktan çıkar. Yani sen bir şehirde yağma başlat, o yayılsın, senin kontrolünden çıkar. Sen diyelim ki şu marketi yağmalayalım diye insanları ayaklandırdın. Gittin marketi yağmaladın. O orayla kalmaz. Hemen onun yanındakine, onun yanındakine bir bakmışsın, oradan bankalara, şuraya, buraya, her yere sıçrar. Ve ondan sonra o, aa ben böyle dememiştim diye plan yapmışsındır. Sen, aa ben böyle istemedim, bir yeri istemiştim. Hayır. Her yere gider. Bu kontrolsüz kaostur ve kontrollü kaos yoktur zaten. Hı hı. Ve dolayısıyla bu kaos yayılacak. Maalesef dünyada hiçbir şey, hep söylüyorum senin programında, eskisi gibi olmayacak ve olma şansını kaybetti. Yani şimdi burada şöyle bir soru sorabilirsin bana. Nasıl eskiden her şey çok mu güzeldi? Eskiden her şey çok mu güzeldi? Ben sana sorayım. Dersek eskiden her şey bence daha da güzeldi. Güzel miydi? Kendi hayatından yola çık. Eskiden ben 70 kuşağıyım. Yokluk vardı. Yani 1970 kuşağı olduğum için yokluğuz. Bir tamam. Nevi orada da bir savaşı yaşadık küçüklüğümüzde. Bunların da hepsini gördük. Güzel miydi? Şu zamandansa o zaman biraz daha güzeldi. Ama o zaman orada da ekonomi gene sıkıntılıydı. Ekonomi sıkıntılıydı. Değil mi? Hep aynı tabii şeyi hep yaşayan bir evet, ülkeyiz. Yani zaman zaman demek ki grafik çizelgesinde dönem dönem bunları yaşıyoruz dünyamızda. İşte anlatmak istediğim ama, bu. Bak, geçmişte aynı şeyleri yaşadık değil mi? Hep yaşatıyorlar bunu. Bak, ekonomiye parayı çekiyorlar, kısıyorlar, sonra birden çöküş. Bırakıyorlar. Sonra bir daha çıkıyor, bir daha bir çöküş oluyor, bir daha yeniden yapılanma. Bir oyun oynanıyor. Para el değiştirsin diye yapıyorlar hocam bunu. Yani, hayır, yani para güç. Tabii yani ne oluyor? Bir aktarım söz konusu oluyor. Bu milyarların sırtından bir azınlığın, hı hı, tamam mı? Adeta yüzyıllardır, bin yıllardır eskiden asiller soylular yapıyordu. Bunu vergi adı altında, işte başka şeyler adı altında. Şimdi bunlar yapıyor. Yani değişen hiçbir şey olmadı. Sadece isimler değişti. Bir de teknoloji değiştiği için farklı bir yere doğru geldi. Ama bugüne kadar yürütülen sistem çöküyor. Şimdi bu sistem artık daha farklı bir yere doğru gidiyor. Ha, çok mu iyi olacak, çok mu kötü olacak? İyi olmayacak. Niye iyi olmayacak? Bana göre geçmiş de iyi değildi. Şimdi sen anlatıyorsun ya, bir hayal satıldı. Hep şeyine gidiyoruz ya hocam. Bak, ardından gideriz ya, en güzel günlerimiz onlardı diye.
En güzel günlerimiz çocukluk. Yani o yokluktaki zamanlarımız bile en güzel zamanlarımızdı tamam. diye görüyoruz. Şimdi çünkü bizim biz de bir nesil büyütüyoruz. Evlatlarımız var. Tabii onlara ki. Da bir geleceği tamam. hazırlıyoruz. Onları dönemini daha karanlık evet. görüyoruz. Ama şöyle var. Senin dönemindeki büyükler de senin dönemini karanlık görüyorlardı. Çünkü 70'lerde hippilik başlamıştı. Sen o dönemi hatırlamazsın o zaman çocuktun. 70'lerin sonunu hatırlıyorsun sen. Saçlar buralardaydı. Ben uzatmıştım mesela. Ondan sonra işte o etek boyları kısalmıştı falan. Ve dolayısıyla o dönemki şeyler, yaşlılar işte dünya zıvanadan çıktı. Şey gelecek, işte felaket gelecek, ondan sonra kıyamet kopacak gibi söylemlerde bulunurlardı. Her kuşak bir sonraki kuşak için senin düşündüğünü düşündü. Şu an çocuk olanlar için 30 yıl, 40 yıl sonraki bugünkü anıları güzel görünecek. Çocuklar her şey güzel görünür. Yani bugün bir savaş alanında bile bir çocuk ailesiyle ise o kötülükleri değil, insan beyni böyledir, tamam mı? İyileri hatırlamaya çalışır. Hani kötüler kalır, çok kötü iz bırakır ama hani genelde anılarını anlat, hangi gün güzel dediğinde çocukluğunu anlatır. Çünkü anne babanın güvencesi vardır, o sıcaklığı vardır ama kurma. Onlar güzel günler miydi? Hani dışarıdan objektif bakarsan değil. Gene sömürülmüşsün, gene dibine kadar hani sınıf farkları var, dibine kadar yoksulluk var, var var var, bitmemiş. Bu Türkiye için geçerli değil. Bütün dünya için öyle. Yani Amerika'ya 1929 krizinde ve daha öncesinde baktığında inanılmaz bir felaket, intiharlar zinciri, sokaklara düşen insanlar ve bir köylülüğün yok edilişini görüyoruz. Şeye baktığımız zaman 50'li yıllardan sonra bir hayal satıldı Amerikan rüyası diye. Ama Amerikan rüyası satılırken o dönem oradaki siyahların hepsi ırkçılık adına öldürüldü, sokaklara sokulmuyor, otobüslere bindirilmiyor, Asya'dan gelenler aşağılanıyordu. Orada da gene bir avuç insanın mutluluğunu görüyorduk. Geri kalan gene rezil gibi durumdaydı. Ama Hollywood filmlerinde hep onlar, 50'li yılların filmlerine bak, altlarında işte o dönemi şavleleri, 7-8 çocuk, çocuk teşvik ediliyordu. Asker lazımdı çünkü savaşacak, onu söyleyeyim, her devlet yaptı onu. Çocuk teşvik edildi. Mutlu aile profili, Amerika'ya gidenin hayatı kurtulur yalanıyla işte getirdiler bugünlere kadar. Dolayısıyla değişen bir şey olmamış dünyada. 1800'lü yıllarda da aynı. Kralın adamları gelmiş 1700'lü yıllarda. Köyleri İngiltere'de tarmadağın etmiş. Hepsinin dibini çıkartmış, almışlar. Yani İngiltere'den örnek vereyim. Çok gelişmiş diyorlar ya, Fransa gene öyle. Birbirlerini kesip durmuşlar. Yani insanoğlu bir türlü akıllanmamış, insanoğlu demeyeyim, insanlar, insan kızları da öyle, akıllanmamışlar. Adam, yani ne diyeyim, insanlıktan hep uzaklaşmışız. Belki diyorum, hani bir umut, daha önceki avcı toplayıcı dönemi belki daha moderndi bugünden. Çünkü o zaman günlük ihtiyacını görüp geri kalan da keyfine bakıyordu insanlar. Yapacak bir şey yok yani. Ama biz bunu gelişmişlik adına şu an felaket üstüne felaket yaşıyoruz. Belki de çok ender bir gezegen olan mavi dünyayı cehenneme insan eliyle çevirmiş olduk. Bu kadar. Bu kadar evet. yani. Şimdi hocam tabii bu bilgi NASA'dan geliyor bize. The Economist dergisinin çok geçmişine baktığımızda hani nasıl Simpsonlara geleceği nasıl biliyorlar diye yorumluyoruz. Fakat The Economist dergisinde de bizler çok baz alıp her çıkardığı sayıyı inceliyoruz. Evet. Geçmişten bu yana biz The Economist dergisini incelediğimizde hani NASA bunları şimdi söylüyor. Biz bir araştırma yapmıştık bir senaryo filmi için. Araştırdığımızda bu gök taşının çarpacağı vesairesi, güneş patlamalarının olacağı belki 50 yıl önce biliniyordu desem. Evet buna da çok saçmalıyorsunuz derler ama gerçekten hani bunu bizler araştırmıyoruz. Biz araştırmacılarız sadece ama bunları araştıran bir yer var, NASA. Gerçekten evet. itimat edeceğimiz yer. Şimdi bu bilgiler üzerinden, NASA üzerinden bilinen bir şeyler de biliyorsunuz Elon Musk Mars'a ne yapıyor? SpaceX'i kuruyor. Evet. Çünkü gerçekten ileride de bir göktaşı çarpacak dünyamızda ve bir koloni oluşturup Mars'ta yaşam alanı oluşturulacak. Bu bilgiler bizlerin değil.
Yani NASA'nın bilgileri. İleride bunu da duyacağız. Şimdi bir güneş patlamasını duyduk ama işte gezegenimiz ne bileyim gerçekten bir tehlike altında mı diye size sormak istiyorum. Şimdi evet, tehlike altında. Niye tehlike altında? Geçmiş dönemlerde dünyaya göktaşları çarptı. Hatta işte buzul çağının hani bir şekilde başlamasına sebep olan bir göktaşından söz edilir. Daha önceden baskın ırk olarak dinozorlar vardı. Evet. Ve diğer türlerin yaşamasına hiç izin vermediler. Bütün dünyayı sarmışlardı. Düşün, apartman boyu ya. 20-30 metre devasa yüksekliğinde hayvanlar yani. Biz hani şeyden bahsetmiyoruz. Evet, onun da fosillerden biliyorum. Tabii. Yani o tür yaratıkların hakim olduğu ve diğer türlerin yaşama şansı bulamadı. Çünkü her şeyi yiyor onlar. Buldukları her canlı yiyorlar. Doymuyorlar. Yani o vücudu doyurmak da mümkün değil. Ha, bir şekilde ilahi bir reset atıldığına inanıyorum. Yani bir göktaşı gelip vurup bir anda bütün dinozorların sonunu getirdi. Çünkü dünya hani sadece buzul çağına girmedi. O girmeden evvel o büyük devasa patlamalarla devasa depremler, o depremlerin sonucunda ortaya çıkan metan gazları ve bir takım şeylerle, zehirli gazlarla dünya çok uzun süre karanlıkta kalıyor. Hatta karanlık çağı derler o döneme. O karanlıkta kalmasının sonucunda güneş ışınlarının dünyaya gelememesi buzul çağını başlattı. Bugün de öyle. Mesela bir dünya savaşı çıksa ve gerçek anlamda hani o devasa bulutlar ya da büyük yanardağ patlamaları sonucu dünyada küresel soğuma olur, ısınma olmaz. Onu söyleyeyim. Ne yani o çıkan gazlar nedeniyle hani şu anda sera gazları ısıtıyor ama hani o büyük devasa dünyayı nefes alınmayacak biçimde kapladığı zaman zaten zehirlenip ölenler bir tarafta ama diğer tarafta kesilen güneş ışığı nedeniyle sürekli geceyi yaşayan bir dünya düşün. Buza dönüşen her yer. Ha, bu büyük reset adına gerekliymiş demek ki. Daha sonra hani diğer türler ortaya çıkıyor. Şimdi bir göktaşı çarpma riski var. Ama hani NASA bunu işte geldi sıyırdı geçti diyor. Şimdi bilmem ne geçti diyor. Belki 2050 yılları. 100 yıl sonra diyor. Tabii 2050 yılları ama söyleniyor tarih bir, olarak. Ama 9. gezegen sırrı var. 9. gezegen dediğimiz bir olay var. Nibiru. Nibiru da Anunnakilerin kutsal saydığı bir yıldız. Anunnakiler kim? Sümer tabletlerinde yer alan uzaydan gelmiş bir ırk ama evet. Sümerlerle hani birlikte yaşamışlar diyoruz ama hani bu burada da bir soru işaretim var. Sümerler bunları aktardığı sırada onlar orada mıydı yoksa daha önce atalarından gelen bilgiler miydi? Bunu tartışmak gerekiyor. Yani ben milattan önce işte 3000-4000 yıllarında yazı bulunalı 5500 yıl oldu değil mi? Sümerler bulmuştu. Yani milattan önce 5000'lerde ben onların burada olduğunu düşünmüyorum. Bana göre onlar daha önce geldi ama Sümerlerden daha önce. Hayır, Sümerlerin ataları zamanında. Şimdi Sümerler birden ortaya çıkmış ırk gibi görünüyor da hayır, uygarlık olarak o dönem ortaya çıktılar. Ondan evvel gene varlardı. Gökyüzünden inmedi ya bunlar. Yani evet. Sümerler hep vardı. Ama atalarından aktarımlarını bana göre aktardılar onlar. Öyle daha düşünüyorum. Daha evvelki bilgileri. Aslında daha önceki bilgiler. Öyle bakınca bana göre de yani, çok yakın bir fikir. Evet, yani Atlantis ve Mu gibi düşün. Atlantis hani şimdi biz gibi. Atlantis ve Mu'yu çiziyoruz, ediyoruz, evet, anlatıyoruz da. Yani bulamıyoruz da. Niye? Bilgiler eşliğinde. Aktarılan bilgiler eşliğinde bir şey oluşturuyoruz. Büyük ihtimal onlar öyle. Onların kutsal gezegeni Nibiru. Nibiru bir gerçek. Nasıl gerçek? Dünyaya yaklaşan bir gezegen var. Planet X ve bir tane bir de yavrusundan söz ediliyor onun. NASA Planet X diyor ona. Tamam mı? Planet X mi gerçekten? Nibiru mu? Bunu açıklamıyor. Çünkü NASA'nın şu an kaç gezegen görünüyor? 8 gezegen galiba. 8. Bir gezegeni çıkardılar. İşte neydi o? Plüton. Platon'a gidiyor aklım. Plüton. Neyse. Onu geç, dilim dönmedi. Şimdi onu attılar. Onu dışarı attılar. Tamam mı? 8'e düşürüldü. 9. gezegen aslında Nibiru. Nibiru. Yani onun da sebebi şu. Nibiru sırf hani içeri sokmasın, 10. gezegen olarak girmesin diye. Aslında gene
o Plüton. Plüton'u gene alacaklar geri. Tamam mı? Ama Nibiru içeri girmesin. 10. gezegen olarak ortaya çıkmasın diye onu yok ettiler. Akıllarınca devre dışı bıraktılar. Bu gezegen değil dediler. Ama gerçekten Nibiru'nun gelişi bu güneş patlamalarına da sebep olmuş olabilir. Çünkü çok büyük bir gezegenden söz ediyoruz. Dünyaya yaklaşması gerçek anlamda bir felaket. Onu da söyleyeyim. Eğer o anlatılanlar bizim o tabletlerde okuduklarımız doğruysa çok büyük ve korkunç bir gezegen dünyaya doğru geliyor. Ha, bu yakın zamanda mı olacak? Şu an sanmıyorum. Gelen uyarılara falan baktığımızda bizler göremeyiz de. Bizden sonraki kuşaklar hani çok daha ileriki kuşaklar belki tanık olabilir. Yani 2100'ler, 2200'lerden sonra falan deniyor. Tam bilemiyoruz ne olduğunu. Şimdi bu güneş patlamalarının tehlikeleri de söz konusu. Biz bunlardan nasıl korunacağız? Sığınaklar söz konusu. Elitler kendilerine evet. Çok şimdiden hazırlıkları var. Sığınaklar yapıldı. Evet. Birçokları ne bileyim işte tekne, denizaltı hatta o kadar uçuk varsayımlar bile var hocam. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu sığınaklar hakkında? Hatta bu Dünyayı Ardında Bırak filminde de sığınakları gösteriyor filmin sonuna doğru. Yani hepimizin olmak zorunda mı bu arada? Ya zaten gerek yok. Mark Zuckerberg tuttu kasıtlı olarak Facebook sahibi ya da Instagram'ın ya da Metaverse'ün hadi hepsinin sahibi ya arkadaş çıktı kendi sığınağının görselini yayınladı. Nerede bu sığınak? Hawaii'de. Hawaii'de ne oldu? 2 yıl üst üste korkunç yangınlar olup Hawaii'nin bitki örtüsü yok edildi. Şimdi ilk soru şu. Orayı kim ve neden yaktı? İkinci neden yaktı? Cevap şu. Orada yeşillikler koruma altındaydı. Yani sit alanıydı. Sit alanından çıkması gerekiyordu o bölgelerin. Yangınlar o bölgeleri sit alanından çıkardı ve o bölgeler zaten zenginlerin, büyük Amerikan şirketlerinin gözetimi, daha doğrusu isteği dahilindeydi. Fakat hükümet halkın baskısı nedeniyle satış yapamıyordu. Oraları yakınca, şimdi onlar, o zenginler, elitler dediğimiz kesim. Rant için miydi bu? Rant değil. O bölgedeki arazileri aldılar, para değil dertleri. Oranın altına, yer altına sığınaklar yapmaya başladılar. Çünkü o bölgede bir de bir yerden söz edeceğim, Virginia diye bir bölge var Amerika'da. O iki bölge dünyada bir felaket yaşandığında en güvenli kabul edilen bölgeler. İlginç olan o. İki tane bölge. Bir de Amerika'daki Virginia, bir gölden söz ediliyor. Gölden. Evet. O gölün yakını aynı şekilde temiz su barındırıyor ama aynı zamanda da güvenli bir yer. Böyle dağın ortasında bir göl Virginia'da. Şimdi iki tarafa da baktığımızda ikisi de güvenli kabul edilen ve yeraltı sığınağına çok uygun. Şimdi ne yaparsan yap. Bir süre sonra su kaynağın tükenir. Yani depolarsın ama orası deniz değil ki. Hani bitmeyen bir kaynak değil. Bitecek. Dolayısıyla öyle bir gölün varlığı ve Hawaii'de de öyle yerler var. Hani şey yeraltı suları da çok orada. Onların varlığı oradaki hayatı sürdürür. Yani yeraltı şehirlerinde bak ben yeraltı sığınağı demiyorum. Yeraltı şimdi şehir. Adam 30 odalı yer yapmış orada. 30 tane odası var. Kaç kişi sığar hocam 30 kişilik odaya? Yani ne kadarını? Ya kendi ailesi zaten. Kendi umurunda ailesi mı onun başı? O da ailesi değil yani artık sevgilisi, arkadaşları falandır. Yok, yani kaç kişi? Hem yoksa tutup oraya insanları tıkmak gibi bir niyetleri yok. Onlar zaten insanlıkla alakaları yok bireysel ki. Bireysel olarak. Bireysel, kendi kurtuluşları. Orada başka zenginlerin de var. Orada yer altında bir takım şehirler kuruluyor. Hı hı. Tamam mı? O kurulan yeraltı şehirlerinde bunlar birbirleriyle hep iletişim halinde olacak. Çünkü oranın elektrik sistemi falan da var. Her şey var. Her şey var. Ya, yiyeceklerine kadar hazır. Ya onu bırak. Bak, şeyde geçen hafta, geçen ay daha doğrusu ben bir Almanya'da ilan gördüm. Yeraltı evleri hazırlanmış. Bildiğin nükleer savaşta yaşanacak. Satılıyor mu hocam? 100 metre, 200 metre yüksekliğinde binalar ama yerin altına doğru iniyor. Tamam mı? Evet. Daire daire satıldı. Satıldı. Satılıyor mu değil. Tapusuyla birlikte tapusuyla birlikte muhtemelen. Satıldı. Kafesi var, sinemalar var, bowling salonu, kafe, bar, sinema, konforlu. Tiyatro, tenis sahaları, her şey var. Bir de yapay göl ve kenarında dolaşma alanları. Yani hayatlarını onlar kurdu.
kurmayan bizleriz. Bak, yani sonuçta bu elit dediğimiz aslında insanlara düşman ya da böyle hamam böceği gibi bakan grubun küçük bir avuç grup bunlar. Yani bir avuç insan. Çok sayıda değiller ama ne yazık ki dünyadaki finansı ve dolayısıyla devletleri kontrol ediyorlar. İşte bunlar aynı zamanda dijitalizmi de bunlar kontrol ediyor. Yani kullandığımız her şeyi. Bunlar kendilerinin orada bir yaşam alanı ayırdılar. Sadece orada değil. Dünyada ben bir araştırma yapmıştım. 7 tane dağ satın alınmış. 7 tane ayrı ülkede 7 dağ. Dağ bildiğin dağ. Tamam. Dağlar daha böyle dağların altında tabii. Kıymetli oluyor. Yani mesela Rockefeller ailesinin dağ aldığını biliyorum. İşte, Rothschild ailesinin. Neden dağ alıyorlar değil mi hocam? Orada dağın altında işte koruma alanları var. Yani yaşam alanları orada. Onlar da oraya kurmuş. Dağın altındaki yer altılarından bahsediyoruz. Tabii ki dağın altında açılan yeraltı şehirleri. Ve o onların malı, tapulu malı. Giremezsin edemezsin. Girende vururlar yani. Öyle de bir güvenlik önlemleri var. Şimdi orada onlar hepsi kendini bir güvenceye almış durumda. Nükleer savaş çıksa da umurlarında değil. Çünkü sığınacakları yer belli. Bu kadar net yani. Bizlerin belli değil. Bizler sığınacak yerimiz olmayacak. Bu kadar konuşuyorum. Ben de onu diyeceğim hocam. Şimdi ben de bir bakalım şöyle araştırmama göre bakıyorum. Yani bizim başımıza gelse ne yaparız? Türkiye bulsa ne yapacağız? Biz hazırlıklı mıyız? Değiliz. 5393 sayılı belediye kanunlarına göre nüfusu 100 bini geçen belediyeler sığınak açmak zorunda diye bir kanun evet. var. Şimdi Türkiye'de bu kanuna göre de o kadar azmış ki yani ki. 137 tane sığınağımız yok var. Ki. Nerede ben var? Ben duymuştum hani savaş vesaire devletimiz çok güçlü bir şekilde hazırlıklı sığınakları var ama bu şu rakamları belediyelerin yaptığını görünce çok az olduğunu gördüm. Demek ki gerçekten de hazırlıksızız. Biz Türkiye için neler yapabiliriz? Türkiye'de sığınak yok. Sığınak tamam. yok olduğunu gördüm bir kere, hocam. Ha şöyle şimdi, bir şey var. Apartmanların altında bodrum katlarına sığınak diyorlar. Onlar sığınak değil. Apartman yıkıldı mı kalıyorsun altında. Metrolar var ya. Hı. Bu bildiğimiz metro. İşte Elan Marmara türü şeyler. Yer altında olan metro şeylerini sığınak olarak kullanma planı var. Kullanır mısın? Kullanırsın ama iki tarafı açık. Hava sirkülasyonu olduğu için bir nükleer savaşta bir bomba atıldığında zaten o radyoaktif bulutlardan korunma şansın yok ki. Orası nasıl sığınak olacak? Orası normal bombalardan korunmak için hiçbir sığınak. Hiçbir şey koruyamayacak aslında. Bombalardan korunursun ama radyoaktif bulutlardan korunamazsın. Yani sonuçta bunlar kendilerini garantiye alırken yani başka ülkelerde de öyle. Yani halkın sığınacağı bir yer yok. Ya peki. Bak şunu çok iyi bilelim. O da şu. Yani çok iyi net anlatmak istiyorum. Dünyada hiçbir devlet yöneticisi şu ana kadar bütün halkın kurtulacağı bir proje üretmedi. Ya da üretemedi. İmkansızlıktan ya da olanaksızlıktan ya da boş vermişlikten. Üretmediler. Yani niye? Çünkü bir hükümet gelmiş, diğeri gitmiş. Bana ne o yapsın, o yapsın, o yapsın diye diye bugünlere gelmiş. Bu Türkiye için de böyle. Amerika için de böyle. Yani Amerika'da da öyle insanları kurtaracak sığınak mığınak yok. Yani orada da öyle. Zenginler kendi sığınaklarında kurtulur da halk için geçmiş olsun. Yani o yüzden bunlar birer hayal. Nasıl diyeyim? Hakikaten tek bir dileğim var. Dünya bir an önce barışa kavuşsun. İnşallah. Yoksa çok ciddi anlamda büyük problem. Yani bu kontrolsüz bir kaos oldu. Artık öyle bir kontrolsüz kaos şeklinde savruluyoruz ki bir süre sonra hiçbir şekilde önü alınamayacak. Bir sel gibi düşün. Bir kere başladı mı gelmeye başladığı zaman bitti. Silip süpürecek her yer. Peki hocam şimdi sığınak diyoruz evet ama Allah'a şükür ki hani yeraltıları var biliyorsunuz. Evet. Nevşehir. Nevşehir özellikle. Evet. Bilindik yani. Nevşehir, Niğde her yerde var. Evet. Niğde, Kayseri, Mardin. Aslında Türkiye'nin her çok yeri yeraltı da. Tabii onları da eskiden depremler ne yaptı? Yıktı, kapandı vesaire. Evet. Belki geçiş yerleri kapalı. İşte sığınak mı? Yeraltı şehirleri mi? İşte. Oralar aslında bakınca en güçlüsü yeraltı şehirlerine sığınmak diye düşünürüz. Orası da bir sığınak olarak baktığımızda. Tabii ki. Yeraltı şehirlerini
Aslında her yer var, var. İstanbul'da da var yeraltı şehirleri. Her yerde yeraltı var. Ankara'da var, onu biliyoruz. Sarnıçlar var, şunlar var. Sarnıçlar vesaireler. Var. İşte bunları en azından şimdiden önlemini alarak güçlendirebiliriz de. Bak olay şu. Hani şu an artık hani önlem olayını geçiyorum. Başka bir şey anlatmak istiyorum. Geçmişte bu şehirler niye yapıldı? Kimse bunun hesabını yapmıyor. Yani bu ülkede garip biçimde bir Roma seviciliği var ya. Evet. Tamam mı? Neymiş? Romalılar döneminde işte İsa'nın havarileri, daha doğrusu havarileri değil, yeni Hristiyanlar Roma'dan kaçıp orada yeraltı şehri. Bu koca bir yalan. Yalanın da önde gideni. O şehirlere... Havariler için kullanılan... Ya işte o şeyde Kapadokya'da şurada burada onlar yapmadı ki. Onlar sığındı. Anunnakiler Hitit de yaptı diyorlar hocam. Büyük yani, bir şeyden bahsediyoruz. Hititler döneminden bahsediyorum. Mesela Hititlerin çok böyle karmaşık bir ilişkiler aha vardı. Tamam mı? Hititler bir sır hala. Yani inanamazsın işte o kolyelerini falan gördüğümde ben inanamadım. Bugünkü kuyumcu kolyeleri yapmışlar. Aletleri gene öyle. Ne kadar alet olduğunu da bilmiyoruz ama şehirler kurmuşlar. Modern şehirler. Onların bağlantısı olduğu aslında bir şekilde onları yönettiği iddia edilen Luviler var. Ortadan birden kaybolan bir ırk, ışık insanlar. Şimdi o dönemlerden kalma yeraltı, daha da eski çağlardan kalmış bir yeraltı şehri. Bu yeraltı şehirleri niye yapıldı? Yani o zamanın ilkel insanları niye yeraltı şehri yapar? Birileri diyor ki tehditten ve tehlikeden korunmak. Tamam, hangi tehditten? Bu karasal bir tehdit miydi? Yaşam alanların mıydı? Gökyüzünden gelen bir tehdit miydi? Evet. Yani bana göre bu kadar büyük, detaylı ve devasa 20-30 bin kişinin sığınacağı bir yer yapılıyorsa bu dünya dışından gelen çok daha korkunç bir tehdit ya da daha tehlikelisi bize anlatılan tarihin komple yalan olduğu, geçmişte yaşanan bir nükleer savaştan korunma amacıyla oralara sığındıklarını da düşünebiliriz. Bu kadar basit yani. Şimdi o dönemin ilkel insanlarının bu kadar detaylı şehir yapma şansları yok. Durup dururken aptal olmaları lazım. Dünyanın yeryüzü yemyeşil. İnsan sayısı 100 milyon. 100 milyon ya. İnsan yok dünyada. Ütopik de kalmıyor artık hocam yani, baktığımızda. Ha yani şöyle 100 milyon insanı dağıt dünyaya, zaten insan yok. Atıyorum Kapadokya'da belki 300 kişi yaşıyordu. Niye durup dururken sen yeraltı şehri yaparsın? Orada başka bir şey var. Ya orası aslında şöyle de konuşuyorlar hocam. İnanılmaz bir mimariye sahip diyorlar. Yani o bir mimarın elinden çıktığı düşünüyor. Yani bizim bildiğimiz günümüz mimarlarından bahsetmiyor. Doğru. İşte göklerden gelenlerden mi bahsediyor? Anunnakilerden mi? Tabii ki yani yıkılmaması, bugüne kadar. O dizayn bir mimari eser aslında. Var. Değişik. Yani niyeyse açıklanmıyor, ben söyleyeyim. Oradaki havalandırma sistemi yeryüzünden evet. beslenmiyor. Kapıları kapatıyorsun evet, kapa- ya o taş yuvarlak duvarları. Kapıları var. Eskinin taş devrinin kapıları gibi. Yuvarlak kapılar aşağıdan geliyor. Kapanıyor. Nereden geliyor biliyor musun? Yeraltı sularından hı-hı. hava akımı elde ediyorlar. Yeraltı sularındaki oksijeni içeri hı-hı. aktarmayı öğrenmişler. Ya bunların hiçbiri ilkel insan işi değil. Bize hem anlatılan, hatlarında, efendim? Hem ley hatları üzerinde, hem suları da hazır. Hem yani suları da hazır ve oradan oksijen elde etmek ne demek? Şu an biz yapamıyoruz. Yapamayız. Onu. Yani yapamazsın. Yapamayız. Sen oksijen elde ediyorsun ve onu da biz bildiğin... kapalı kalınca öleceğimizi düşünürüz. Ha, şimdi bize şöyle anlatıyorlar. Boru yok. Demir boru yok. Evet. Onlar şey yapmışlar. Nedir o? Küp biçimde hani toprak borulardan. Gelmiş bugüne kadar ama. Hı hı. Demir borular çürürdü. O nasıl olsa bir şekilde gelmiyor. Oradan aktarıyorlar. Yani her şeyi doğaya uygun. Doğayla bütünleşerek yapılmış ve hiç değişmeyen bir ısı düzeni var. 21 derece. 21 derece insanın, bugün bilimin kabul ettiği en ideal insan için yaşama ısı derecesi. Konulardan konulara geçeceğiz ama hocam. Metaverse ruhlar esir olacaklar mı peki bize göre? Esir ruhları haline gelecek mi? Bu bir sanallık ama... Evet. Yani bu çok tehlikeli bir soru. Şöyle soru. Metaverse'ün ikinci versiyonuyla ilgili ben bir tanıtım. National Geographic söyleyeyim adını da orada incelemedim. İzledim. Geçtiğimiz hafta. Şimdi Metaverse dost mu? Düşman mı bize? Dehşete düştüm. Yani tanıtımında ne diyor biliyor musun? İnsanın ruh, yani ruh demiyor orada, şey diyor, insanın bilincinin aktarılacağı bir yer haline dönüşecek. Bak bu çok tehlikeli.
senin bilincini alacaklar, oraya yerleştirecekler. Oradaki bir bota, yani işte yapay zekaya, ve sen orada o bilincin orada yaşadığını düşünecek. Bak, senin bilincin orada yaşadığını düşünecek. O sen olarak konuşacak. Emel olarak konuşacak o. Ben Emel'im diyecek. Benim kızım var. Geçmişte annem babam bu. Ben burada yaşadım diyecek. Tamam mı? Şimdi hani ilk bakışta olsun diyeceksin sen. Kukla benim gibi. Bilincimi almış ama ben buradayım. O bilincini alırken aslında bilincini mi almak istedi? Yoksa ruhunu mu çekmeye amaçlıyorlar? Çünkü bilinç tek başına bilinç değildir. Bak, o bilgileri aktarmak ayrı bir şey. Ruh bir bilinç eseridir. Ruh bilinçsiz ruh olmaz. Yani ruh nedir? Bir şey yığını mı? Duman yığını mı? Hayır. Bilinç orada, ruhta. Ne diyoruz? Tekamülümü tamamlamak için geldim bu dünyaya. Doğru mu? Ruh tamamlar. Ruh bilinç demektir. İnsan ruhunu almaya hazır. Bak, insanın ruhunu oraya çekmeyi hedefliyorlar. Bu çok tehlikeli bir durum. Ve korkunç bir açıklama yapıldı. Ben dehşete düştüm. Ne yaptılar hocam? Kıyamet şöyle olacak dedi, öyle bir durumda. Ne zaman ki dedi, o kuantum bilgisayardan söz ediyor. Hani şu ankiler gibi hani 0-1 anlamında çalışmıyor onlar. Evet. Şu anki gibi olmayan kuantum bilgisayarlar, ki bunlar yapıldı, ha yapılmadı falan değil. Kuantum bilgisayarlar. Hayır, çalışıyor şu an. Mesela Google'ın Kanadalı bir şirket, Mavi Dalga isimli bir şirketle ortak 4 yıldır var. Ben Dijital Tapınak diye kitabımı onların üstüne yazdım. Orada yeni bir tanrı oluşturdular, tanrı. Şu an bizim bu konuşmalarımız falan kaydediliyor, oraya gidiyor. Emin olabilirsin. Onu biliyoruz. Her şeyi dinleyebiliyorlar oradan. Yani gören, aslında buna da gören göz diyorlar. Yani gören artık göz. Yani hani her şeyi gören her göz. Şeyi gören göz. Şimdi öyle bir dijitalin içine çekeceğiz diyor. Ne zaman ki diyor, o kuantum bilgisayarı iflas eder, İşte o zaman kıyamet meydana gelecek, oradaki bilinçler ölecek diyor. Ya bu korkunç bir şey. Çok ya. Kötü. Ve bunu bir firmanın tanıtımı olarak yapamazsın sen. Buradaki amaç şu, insanın ruhunu esir almak. Zaten bu firavun yapısının amacı bu. Yani yoksa insanları tertemiz edebilirler. Atar 3 tane bomba, tamam mı? Yok, insana ihtiyaçları var. Bizim enerjimizden besleniyorlar. Enerji ruh demek. Enerji bilinç demek aynı zamanda. Yani bunların hepsi birbiriyle birleşik. Biz olmasak onlar olmaz. Bizim enerjimizden emmek, beslenmek zorundalar. Bunun için de insanların bir kısmını yaşatmak zorundalar. Fazlalıktan rahatsızlar. Olay bu. Metaverse ise bu Metaverse. İşe yarayacak. Şunu dedi. Bilgi öyle alıyorlar o zaman. Bilgiyi o bulutta biriktiriyorlar. Bilgileri lazım. Yani bizdeki bilgiler bir şekilde... Tabii ki. Yani sen bir verisin. Emerek, avatarlaştırıp. Tabii, sen bir veri kaynağısın. Avatarınla oraya giriyorsun ya. Evet. Bir süre sonra sen avatarın sen oluyorsun. Zaten öyle diyor. Tam odalarda aslında, evet. Dışarı, ya çok korkunç açıklamalar. Korkunç. Hangisi gerçek, hangisi ne sanal yaşıyorum, hangisi zaten. Hayal yaşıyorum. Korkunç biri gerçek. Ya, bir süre sonra insan ayıramayacak diyor. Gerçek nedir? Ayıramadığında zaten en büyük tehlikeye yaşayacağız. İşte en büyük zihin olay. Zihin hangisini algılayacak? Zihin, ondan sonra hayal burayı. Hayal demeyeyim, gerçek demeyeyim. Gerçek diye bir şey olmayacak. Gerçek diye orası bir şey olmayacak. Orası olacak orası. Yani. Birçok filmlerde de göstertiyorlar hocam. Belçika'da yaşayan maalesef bir Türk profesör kadın da söyledi. Dedi ki öyle bir dünyaya doğru götüreceğiz ki, yani o da bir buluş yapmışlardı onlar o üniversitede. Öyle bir dünyaya gidecek ki insanlar sanalla gerçeği ayıramayacak, hedefimiz bu dedi. Bunu diyen de Türk. Yazıklar olsun ya. Yani bu şu, Tanrı'nın gücüne karşı, bak Tanrı'nın gücüne karşı, Allah'ın gücüne karşı meydan savaşı veriliyor. Ve burada şu söyleniyor. Sen onu yarattın, biz de bunu yarattık, biz de buranın tanrısıyız. Bir süre sonra senin kullarını biz esir alacağız. Buna geliyor. Bu kadar net. Şeytan aldatmacası. Hocam, zamanımız teşekkür ediyorum. Çabuk geçiyor. Ayaklarınıza sağlık diliyorum. Teşekkür ederim. Efendim, yine karşınızda başka bir konuyla olacağız. Şimdilik hoşça kalın.